Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Grand Theft Auto 5 online'da nasıl almış çok havalıyım söylemiş. Söyleşim çok havalı. Glitch yapmayı göstereceğiz. Arkadaşlar glitch'imiz LG Custom glitch'i. Yanımda Atahan Bey var. araba kokuyor. Aynen abi, araba koklayacağız. Abi olay şu, LG normal LG araç RH8'i LG Custom olarak arkadaşlar koklayacağız. Glitch için arkadaşlar şöyle göstereyim lan onları, dur. Abi internetten giriyorsunuz. İlk olarak bunker lazım. Bunker niye lazım diyeceksin arkadaşlar. Bunker tır için lazım. Yani tırı bunker olmadan alabiliyorsunuz alın ama alınamıyor diye biliyorum ben. Ardından facility lazım arkadaşlar. Facility'nizin içinde sleeping quarters olması lazım. Yani arkadaşlar yatak yeri. Bu da çok önemli. Buradaki her şey arkadaşlar lazım. Ardından night club lazım arkadaşlar. Herhangi bir night club olur. Night club'ınızda araç koyma yeri olarak bu zaten arkadaşlar yeni arabaları buraya kopyalayacağız. O yüzden çok önemli. Tavsiyem level 4 arkadaşlar. Level 4 yaparsanız bu basamenti yani garajınızı 10-10-10 olarak 30 tane araba koyabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir şey gerek yok Night Club'da. Şimdi buradan çıkıyoruz Mazabank'tan. Barstock diye arkadaşlar. Tır'a geliyoruz. Tır'da önemli şeyler var. Şimdi abi tır aldınız. Tırınızı da Bay 1'de arkadaşlar. Command Center. Yani olsun olmasın bilmiyorum. Ya burada ya burada hani şu olsa fark etmez herhalde. Yani fark etmez. Bu da olabilir arkadaşlar. Bay 2'ye giriyorsunuz arkadaşlar. Burada Weapon Workshop var bende. Bu Bay 2'ye bir şey almadan da olması lazım. Hani olmuyorsa arkadaşlar Bay 2'ye de bir şeyler alın yani. Weapon Workshop falan alın. Ve arkadaşlar bizim kullanacağımız, tırda kullanacağımız şey Personal Vehicle Storage. Bu Bay 3'te arkadaşlar. Bunun olması şart. Personal Vehicle Storage olması şart. Şimdi ilk olarak arkadaşlar glitch için Legendary'den LG RH8'inizi alıyorsunuz. Ardından Bini'ye geliyorsunuz. Şu an Bini'ye gidiyoruz. Şu an bunu LG normal LG olarak görün yani. Bu şu an custom ama bu normal LG RH8 olarak görün yani. Custom olmayan hali olarak görün. Oo Seya. Evet abi gel sen de yanıma gel. Gösterelim. Benim yanıma gel. Arkadaşlar bu arada glitch için hani sağlam şey ilk önce bu hani sightların hepsi olması lazım zaten sizde. Ve de şu an modifiye etmek için de 2 milyon falan paranız olsa sağlam modifiye edersiniz yani. Direkt sıfırdan. İlk olarak abi en üstte yazan upgrade yerinden LG abi 800K'ya mı ne 800 bin dolara mı ne upgrade ediyorsunuz. Bu şekilde Skyline R30'a falan benziyor. Nissan Skyline'a benziyor biraz. Ardından en pahalı parçalar alıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü kopyaladığımız zaman daha fazla kar etmek için en pahalı parçaları alıyorsunuz. Bu yüzden de dediğimiz gibi bu yüzden para lazım. Ben yarıda kalmıştım bu parça alırken. Onları da size göstereyim. Mesela dur. Şu an arkadaşlar gördüğünüz üzere bütün parçalar en pahalı da. Buradan bu şekilde en pahalı parçaları alıyorsunuz. Evet abi bunu alıyorsunuz. Bunu al. Tamam buraya geçtik. Lights. Headlights. Her şeyin en pahalısını alın arkadaşlar. Do karart. Aha bitti. Şu an bitti abi. Evet arkadaşlar bu şekilde arabayı şu an full modifiye ettiğiniz varsayıyoruz. Full yaptığınız zaman böyle oluyor. Aynen. Yani buna benzer bir şey olacak. O araba uçuyor lan. Sonra arkadaşlar bu arabayı facility'ye götüreceksiniz.
facility'ye gelmiş bulunmaktayız. Aracımız şurada. Aracımız yok lan. He, dışarıda şu an lan. Araç dışarıda. Al dur şu arabayı içeri sokayım bir. Night Club'ı gösterdiğimiz gibi full LG ile dolduruyorsunuz arkadaşlar. Normal LG ile LG RH8 ile ücretsiz olarak alıp da dolduruyorsunuz. Bu arada Night Club'ın doluluğu fark etmez ama arkadaşlar facility'nin full dolu olması gerekiyor. Ve birazdan glitch'i yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Bunların hepsi hazırlıkta. Bu arada facility'de olan araçların ne olduğunun önemi yok yani. Her türlü dışarıdan bir araba bile koyabilirsiniz yani. Dışarıdan bir araç bile koyabilirsiniz. Aynen. Bu şekilde abi custom buraya koyduk. Şimdi arkadaşlar Night Club'a gideceğiz. Yani facility'nin durumu bu arkadaşlar. Burada 3 tane araba olacak, burada 5 tane araba olacak. Arabaların ne olduğu fark etmiyor. Bu durumdayken şu anda Night Club'ınıza gidiyorsunuz. Şu anda arkadaşlar bayağıdır bir glitch yapıyorum. Şimdi ufak hemen yapılışını göstereyim sizlere. Hatta size ufaktan yaptıklarımı göstereyim size abi. Evet şöyle göstereyim. Şu başlık abi ilk ikisi onlar da retro custom da onları şey yapmadan önce yapmıştım. Full modifiye yapmadan önce biraz kopyalamıştım iki tane. Evet şu anda abi buraya devam ediyorum. Şu anda 23. aracı yapacağım. Galiba. Evet. Şimdi arkadaşlar yapılışa başlıyoruz. Dediğimiz gibi ereçileri bu şekilde Night Club'ınıza doldurdunuz abi. Bir ereçiye bindiniz ve garajdan çıkıyorsunuz. Interaction menüye giriyorsunuz. Bu alt tane abi buranın kesinlikle facility olması lazım arkadaşlar. Facility olduğuna bakıyorsunuz. Menüye gelip online deyip creator'a giriyorsunuz arkadaşlar. Creator Krebs'in bir altındaki bayağı hızlı sürecek arkadaşlar. Bu yani hiç GTA loading süresiyle ilgili bir sorunuz olmayacak burada. Şimdi arkadaşlar burada o ve yine menüye giriyorsunuz burada. Options'a basıp menüye giriyorsunuz. Online deyip play GTA online deyip invite only session diyorsunuz arkadaşlar. Bu işlem de arkadaşlar 8 saniye süre Türkiye internetiyle 8 saniye ile 10 saniye arasında bir süre bu invite only session'dan girme süresi. Çok kısa yani arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Evet. Girdi. Bayağı kısa arkadaşlar. Ha, normal GTA Online'a bağlanma gibi değil. Bu bizim gösterdiğimiz yöntemlerin hepsi. Dediğimiz gibi facility'deki yatağımızdan kalktınız. Koşuyorsunuz. Lan. Koşun abi çıkın facility'den. Şu an Night Club'daki o custom olmayan elecimiz facility'nin hemen yanında duracak arkadaşlar. Bu şekilde facility'den çıkıyorsunuz. Hadi. Evet abi burada görmüş olduğunuz üzere LG RH8'imiz. Geliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Facility full diyecek. Bu arkadaşlar facility full demezse yani facility'niz şu anda full olmazsa işlemin olmaz arkadaşlar. İşlem olmaz. Facility'nizin dolu olması şart. Şu an facility full dedi. Girdik facility'ye. X'e bassa girdik. Bu şekilde olacak.
Biraz bekleyin. Şimdi abi bu şeyinize ki kopyalamak istediğiniz arı seçiyorsunuz. Yani eleci retro custom'ı seçiyorsunuz arkadaşlar bir kere. Sonra bir kere daha onaylıyorsunuz. Şu an arkadaşlar eleci retro custom'ınız şu an kopyalandı arkadaşlar. Son bir işlemimiz daha var. O işlem ise bu isminin abi şu anda bunun ismi mesela eleci RH8 olarak geçiyor şu anda. Ama tabii de retro custom görmüş olduğunuz üzere bu şekilde arabayı benim arkadaşlar şey yaptınız, çıktınız buradan. Hatta size hemen göstereyim bunu, yanlış aldım ben. Hadi. Bakın arkadaşlar şu anda normalde bu araba arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere LG Retro Custom, ancak şu anda hiçbir arabayı LG Custom olarak göstermiyor. Normalde şu an şurada LG Retro Custom yazması lazım ama şu an yazmıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Bu arada şöyle göstereyim arkadaşlar, yani iki tane araba vardı, şu anda 3 tane Retro Custom oldu görmüş olduğunuz üzere. Benim şu an kopyaladığım garajda. Şu an arkadaşlar yapacağım işlem şu olacak. Yine interaction menüye giriyoruz. Buradan Mobile Operation Center diyor arkadaşlar. Burada tırımıza ihtiyaç var. Request dedik. Biraz bekleyin arkadaşlar. Burada bekleyin arkadaşlar. Çok ileri gitmeyin. Çünkü şu ileride tırın ışınlanması için fazla arkadaşlar. İleri gitmeyin. Burada bekleyin. Evet, şu an tır ışınlandı. Ve basıyoruz. Hadi lan. Oğlum mal gibi sürüyorum şu an ha. Evet abi. Tırınızın içi boş olursa daha iyi olur. Hiç kafanız karışmaz yani. Bu şekilde geri binip ve tırdan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde şu an işlemimiz arkadaşlar tamamen tamamlanmış durumda. Evet abi, arabayı fasiliteye geri koyuyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Arabayı fasiliteye geri koymazsanız tırdan sokup çıkarınca tırda kalır arkadaşlar, tır. Hani tırın içinde kalır araba. Bu yüzden arkadaşlar tırdan çıkardığınız zaman arabayı fasiliteye geri koyun. Evet, bu şekilde yaptık. Bunu size ben göstereyim abi şu şekilde. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere retro custom oldu. Şimdi arkadaşlar bu işlemi hızlı bir şekilde tekrarlamak için şu işlemi yapıyoruz. Bu spawn location'da, interaction menüde spawn location'ı facility yapmıştık ya arkadaşlar. Bunu night club yapıp aynı şekilde options deyip menüye gelip online deyip Creator diye arkadaşlar, buradan bu şekilde Creator diyorsunuz. Yani arkadaşlar aynı şekilde fasiliteye gittiğimiz gibi şu an Night Club'a geri döneceğiz. Ve hızlı bir şekilde. Bunu yapmamız arkadaşlar kesinlikle hızlı içindir. Hızlı olsun diye bu şekilde Invite Only Session yapıyoruz. Aynı şekilde Invite Only Session yaptık. Baba geri geldiniz. Yine server bomboş. Çok güzel bir şekilde. Buradan abi bu şekilde çıkın. En hızlı şekilde garaja doğru. Yani en hızlı bir şekilde garajlarınıza doğru ilerleyin. Bu şekilde arkadaşlar Night Club'a geri geldiniz. Ve tekrardan basamak level 4 deyip işlemimizi arkadaşlar gerçekleştireceğiz. Şu an benim bu oyunda gördüğüm en kolay girişlerden bir tanesi. Yapımı çok basit. Videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki GTA 5 online videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
fuck you up, mate.